Merhabalar arkadaşlar, EİS yayınlanır 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 118. testteyiz. Karma sorular çözeceğiz. Bu test Fen Lisesi ile ilgili, Fen Lisesi müfredatında olan, Anadolu müfredatında olmayan sorular içeriyor arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. O merkezli çemberde BCD 105 derece, BAD 3x artı 15 derece. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar ABCD nedir? Kirişler dörtgenidir. Çünkü AB'de, BC'de, CD'de, AD'de çemberin kirişi. Kirişler dörtgeninde ne oluyor? Karşılıklı açıların toplamı 180 oluyor. Niye 180 oluyor? Çünkü bakın C'nin kollarını uzatırsak BAD yayını görüyor. A'nın kollarını uzatırsak da BDC yayını görüyor. Yani ikisi toplamda tüm çemberi görmüş oluyor. Çevre açı oldukları için toplamları 360'ın yarısından 180 oluyor. 105 ile 3x artı 15'in toplamı ne olacak dedik? 180. 105'te 15 topladık, 120. 180'den 120'yi çıkardık, 60. X eşittir ne olur? 20, yani cevabımız Ceyhan. İkinci sorudayız. ABC üçgeninin AB, E ve D noktaları çember üzerindedir. BAC 70 derece, ACB 35 derece. Yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın yine ABED kirişler dörtgeni. Karşılıklı açılarımız A ve E. Bunlar bütünler olmalı. 180'den 70'i çıkardığımda ne kalıyor buraya E açısına? 110 kalıyor. Doğrusal BC doğrusal. Burada arkadaşlar bütünler açılarımız var. 180'den 110'u çıkardığımızda 70 kalır. Sonra Denizli Edirne Ceyhan üçgeninde iki iç açının toplamı komşusu olmadıkları diğer dış açı eşit özelliğinden yararlanırsak alfa 35 ile 70'in toplamından 105 olur. Ya da diğer iç açıyı bulursunuz. 70, 35 daha 105. Buraya ne kalıyor? 75. 75'in bütünlerinden yine 105'e ulaşırsınız. Üçüncü sorudayız. Çekirdeki çemberler E ve F noktalarında kesişmektedir. ABCD dörtgen, DAB 110 derece, ABC kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar EF'yi birleştirirsek, E ile F'yi birleştirirsek, şimdi soldaki çembere bakın. AF kiriş, FE kiriş, ED'de, DA'da kiriş. Yani kirişler dörtgeni var. Karşılıklı açılarımız ne olacak? Bütünler olacak. Yani burası 180'den 110'u çıkardığımızda 70. Bütünler açıdan burası 110. Bakın bize B açısı soruluyor. ABC deniyor. Bu F, B, C ve E de sağdaki çemberin kirişler dörtgeni. Bakın tüm kenarlar birer kiriş. O halde 110'un bütünlerinden istenen açımız 70. Yani cevap Ceyhan. Dördüncü sorudayız. O merkezi yarım çember. E, A, B 70 derece. A, B, C 85 derece. Yukarıdaki verilere göre E, D, C, alfa kaç derecedir? Şimdi ben 70 derecenin kollarını uzatıyorum. Bu arada çevre açı köşesi çemberin üzerinde görmüş olduğu yay ne olacak? 2 katı yani 140 derece olacak. Ve bu yarım çember yani 180 dereceye sahip. O zaman EA'ya ne kalıyor? 40 derece kalıyor. Aynı şeyi 85 derece içinde yaparsak kollarını uzattığımız zaman şöyle uzattık. 85'in 2 katından ne yapıyor? 170 derecelik yay görür. O halde BC'ye ne kalıyor? 10 derece kalıyor. 180'den 170 çıkardığımızda. Şimdi gelelim alfaya. Alfanın kollarını uzatıyoruz. Arkadaşlar. Çemberi de tamamladığımızı düşünürsek. Buradan yarım çemberden 180. 40 buradan, 10 buradan. Topladık. Alfa toplamda 230 derecelik yay görüyor. O halde bu çevre açı olduğu için yarısına yani 115'e eşit olur. Cevabımız Bursa. 5. sorudayız. AB 17, DC 10. O merkezi çember ABCD dörtgenin içte çemberidir. Buna göre çevre ABCD kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar özellikten yaparsak çok kısa karşılıklı kenarlar. Bu nedir? Teğetler dörtgenidir. Yani dörtgenin tüm kenarları çembere teğet dikkat ederseniz dışarıda yani. O halde
Karşılıklı kenarlar toplamı birbirine eşit oluyor. Yani şu kenara A komple, bu kenara komple B dersek A ile B'nin toplamı 10 ile 17'nin toplamına eşit. Yani A ile B'nin toplamı 27. Bu ikisi 27, diğer ikisi de 27. Yani AB demeden de yapabilirdik gerçi de. 27, 27 çevre ABC'de ne oluyor? 54 oluyor. Yani cevap burs oluyor. Bunu bilmeseniz de harflendirerek, hani mesela B'den çizilen açı, B açısının iki kolda teğet, harflendirirseniz işte x x derseniz y y z z t t aynı sonuca ulaşırsınız zaten. 6'dayız. AB BC'ye dik, CA açıortay, AB AE'ye eşit. EDC 25 derece, AED x, çekirdek çember AB C ve D noktalarından geçtiğine göre x kaç derecedir? Şimdi bir kere 90 derecelik çevre açımız var. Nereye görüyor bakın? AC'ye görüyor. O halde AC nedir? Çaptır arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Mesela A ile D'yi birleştirebiliriz. A ile D'yi birleştirdiğimiz zaman bu da çapı göreceği için bakın D açısı komple çapı görüyor. O halde bu da ne olacak? 90 derece olacak. 90'dan 25 çıkarırsak ne kalıyor? 65 kalıyor. Yine burada şöyle bir açıortayın özelliği var. Bakın C açısının açıortayı çizilmiş değil mi? CA. C açısının kolları ne? Vurgulayalım. C açısının kolları CD'ye CB değil mi? A noktasından yani açıortay üzerindeki bir noktadan açının kollarına inilen dikmeler ne oluyordu? Bakın burada 90 zaten eşit oluyordu. Yani nasıl ki AB iki çizgi ise AD de iki çizgidir. O halde burada bir ikizkenar üçgen vardır. X 65 derecedir. Cevap Denizli. 7'deyiz. ABCD dörtgen. AC ile BD'nin kesişimi E. DAC 25, CAB 65, DCA 35, ACB 55 derece. Bizden CBD isteniyor. CB de şurası isteniyor arkadaşlar. Buraya x diyelim. Şimdi 65-25 topladık 90. 55-35 topladık 90. Yani toplamları karşılıklı 180. Yani şu DB'yi çap kabul eden bir çember çizebiliriz. Ve bu ABCD noktaları çemberin üzerinde olacak şekilde. Çünkü bakın bu çemberin nesi olmuş oluyor? Kirişler dörtgeni olmuş oluyor. Karşılıklı açılar ne yapıyor? Birbirini 180'e tamamlıyor. Sağlıyor. O halde x nereye görüyor? Kollarını uzatırsak şöyle. DC yayını görüyor. DC yayını gören bir açımız daha var bakın. 25 derecelik açı. Kollarını uzattık. Çevre açı. Gördüğü yay 50 derece. Dolayısıyla x yine çevre açı. Gördüğü açı, yay 50 derece. 50'nin yarısından x 25 derece olur. Cevap Adana. 8'deyiz. ABCD teğetler dörtgenin işte çemberinin yarıçapı 2 santim. AB ile DC'nin toplamı 16. AB ile AB'ye A diyelim. DC'ye de B diyelim. A ile B'nin toplamı 16'ymış. Alan ABCD isteniyor. Arkadaşlar üçgende işte çemberin yarıçap belliyse, kenarlar belliyse alan nasıl buluyorduk? U çarpı R ile buluyorduk hatırlarsanız. Aynısı dörtgende de geçerli. U dediğimiz şey ne? Çevrenin yarısı. R dediğimiz iç teğet çemberinin yarıçapı. O halde burada da aynısını uygulayabildiğimize göre öncelikle çevre ABCD'yi hesaplayalım. Çevre ABCD nedir? Bu teğetler dörtgeni karşılıklı kenarlar eşitti toplamı. A ile B'nin toplamı 16 ise DA ile BC'nin toplamı da 16. Yani 16 16 çevre 32. O halde U 32 bölü 2'den 16'dır. Şimdi alanı hesaplayacağız. Alan ABCD neydi? U çarpı R'ydi. U 16, R yarıçapta 2, 16 çarpı 2'den cevabımız 32 yani Edirne. Bunu yine formül bilmiyorsunuz diyelim. Merkez belirleyip arkadaşlar şöyle üçgenlere bölerek hesaplayabilirsiniz, çözebilirsiniz. Çünkü merkeze teğet noktasını birleştirdiniz dikme. Yani taban A yükseklik yarıçap 2. Yarıçap belli. İşte taban C diyelim komple yükseklik 2 deyip üçgenlerin alanlarını hesaplayabiliriz ki zaten A ile B'nin toplamı ile C ile şuraya da D desek toplamı eşit olduğu için yine cevaba ulaşılabilir.
Dokuzuncu sorudayız. ABC üçgen. DEBC'ye paralel. AE 8, EC 12, AD 6, BCED teğetler dörtgeni olduğuna göre BC'ye x kaçtır? Burası teğetler dörtgeniymiş. Yani biz buraya bunun içine bir çember teğet olacak şekilde kenarlar çizebilirmişiz arkadaşlar. Şimdi teğetler dörtgeninin özelliği neydi? Karşılıklı kenarların toplamı eşit. Ona geçmeden önce bakın paralellikten dolayı DE paraleli, BC'ye çizilen DE paraleli sağ kenarı hangi oranda bölmüş? 8'in 12'ye oranı neyse 6'nın BD'ye oranı da aynıdır. Aynı oranda bölmelidir. Sadeleştirdiğim zaman 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. İçler dışlar çarpımı yaptım. BD eşittir 9. Bulduk. Karşılıklı iki kenarın toplamı bakın 21. O halde DE ile X'in toplamı da 21 olmalı. O halde DE'ye ne kalıyor? 21 eksi X kalıyor. Şimdi benzerliği uygulayacağız. 6'nın 15'e oranı, bunu uygulayabiliriz rahatlıkla paralellikten dolayı. ADE üçgeni, ABC üçgeni benzer. 21 eksi x'in x'e oranına eşittir. 3'e böldüm, 2, 3'e böldüm, 5. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir 5 çarpı 21'den 105 eksi 5x. Eksi 5 x'i sola attım, 7x 105. Buradan x eşittir 15 gelir. Cevap Ceyhan olur. 10. sorudayız. ABCD paralel kenar ABED teğetler dörtgeni DEEC eşit ve 4. Yukarıdaki veriye göre çevre EBC kaç santimdir? Bir kere DC komple 8 ise AB de komple 8'dir. Paralel kenar özelliğinden dolayı. Ben AD'ye A dersem BC de A olmalı. Yine paralel kenar özelliğinden dolayı. Şimdi teğetler dörtgeninde neydi? Karşılıklı kenarların toplamı eşitti. 8 ile 4'ün toplamı 12. AD ile EB'nin toplamı da 12. O halde buraya ben 12 eksi A diyebilirim. Şimdi EBC'nin çevresini hesaplayacağız. 4, 12 eksi A ve A'yı topladığımız zaman ne oluyor? Cevap 16 oluyor. Yani Adana. 11'deyiz. ABC üçgen ve çemberlerin kesim noktaları D ile E. AB 8, AD 7, CD 3, BE 1. Yukarıdaki verilere göre CD üçgenin çevrel çemberinin çap uzunluğu kaç santimdir? CDE üçgeninin çevrel çemberi zaten burası değil mi arkadaşlar? Bunu soruyor. Şimdi ne yapabiliriz? Soldaki çemberde bir kere ABED bir kirişler dörtgeni. Burada açılara isim verebiliriz. Mesela B açısına ben alfa dersem, D açısına beta dersem, kirişler dörtgeninde karşılıklı açılara bütünler alfa ile beta'nın toplamı kesinlikle 180. O halde burada bir doğrusal açı var. Burası da kesinlikle ne olur? O halde alfa olur beta'nın bütünleri olduğu için. Şimdi şuraya da teta desek arkadaşlar. Denizli, Edirne, Ceyhan üçgeninde alfa ve teta var. Büyük üçgende de bakın ABC üçgeninde alfa ve teta var. O halde üçüncü açılar kesinlikle eşittir. Yani ben buraya atıyorum gama dersem ya da teta diyelim. Teta diyelim daha bildik. Gerçi alfa, beta, teta demişiz. Gama diyelim aynen. DEC'nin üçüncü açısı da ne olur? Gama olur arkadaşlar. Yani üçgenler benzer olur. Şimdi bildiğimiz kenarlardan hareket etsek, mesela gamanın karşısını biliyoruz. Yerine gamanın karşısı burası oluyor komple. Şuraya x diyelim arkadaşlar EC'ye. Şimdi gamanın karşısında küçük üçgende 3 var. Büyük üçgende gamanın karşısında x artı 1 var. Küçük üçgende alfanın karşısında x, büyük üçgende alfanın karşısında 7 artı 3'ten 10 var. İçler dışlar yaparsak 3 çarpı 10'dan 30 eşittir. X çarpı x artı 1 olur. X ise x artı 1 ardışık sayılar çarpımları 30 ise bunlar 5'e 6'dır. Yani x'i ne bulduk? 5 bulduk. Bu durumda arkadaşlar diğer kenara da y diyelim. DE'ye. Zaten x'i 5 bulduğumuz zaman bakın benzerlik ne oluyor? 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 oluyor. Oran elimizde yani 1 bölü 2. Buradan devam edersek teta'nın karşısında küçük üçgende y, büyük üçgende 8 var. Buradan 2y 8 ise y eşittir 4 gelir. Dikkat ederseniz Edirne, Denizli, Ceyhan üçgeni 3, 4, 5 üçgeni çıktı. O halde bu dik üçgendir. D açısı 90'dır. D çevre açı ve 90 derece olduğu için çapı görüyordur.
Dolayısıyla üçgenin çapı, pardon, çemberin çapı 5 birimdir. Cevap denizde olur.